Şimdi biraz önce Artvin'deki son durumu alacaktık. Ufak bir ses sorunumuz vardı. O sorun giderildi. Artvin'in Borçka ilçesindeki 3 Nisan'da ilan edilen karantina uygulaması sürüyor demiştik. Farklı ilçelerden 2 köyde de karantina devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Şimdi arkadaşımız Fatih Tüysüz Artvin'de bizi bekliyor. Fatih, nedir son bilgiler, senden dinleyelim. Ahmet Görmez, Artvin'de Türkiye'de olduğu gibi yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında virüsün yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi 3 Nisan günü alınan Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde karantina devam ediyordu. Yalnız dün alınan kararla Borçka ilçe merkezinde bazı mahalleler kısmi karantina uygulamasına geçildi. Hangi mahalleler bunlar? Borçka ilçe merkez mahallesi ve Aydınlar mahallesinde karantina tam şekilde devam ederken Aksu, Gündoğdu, Küçükköy mahallelerinde ise kısmi karantina uygulanmaya başladı. Bununla birlikte Yusufeli ilçe merkezine bağlı Tekkale köyünde bir vaka görülmesi üzerine valilik kararıyla dün de Bambacıgil mahallesine bir karantina uygulamasına geçildi. Bunlarla birlikte bu köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grupları'nda kimler var? Köylerde yaşayan imamlar, müezzinler ve öğretmenler var. Buradaki vatandaşların ihtiyaçları bunlara bildirilerek ilçe merkezlerine tedarik ediliyor ve köylere götürülüyor. Hakeza aynı şekilde Borçka ilçe merkezinde de emniyet güçleri ve zabıtalar tedbirlerini en sık seviyede sürdürmeye devam ediyor diyorum. Artvin'den sözü tekrardan merkeze bırakıyorum.